Dilek Güngör. Nato kafa, Nato sunta. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katılan şirketlere bakıyorum. Hemen hemen çoğu tüketicinin mağazada gördüğü markalar. Halbuki bir de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dikkat çektiği alt sektörler var. Misal mobilyada tekelleşen suntacılar. Hatta ben bir başkasını daha söyleyeyim, süngerciler. Sahi onlar ne yapıyor? Pazarın %80'ini elinde bulunduranların bu çorbada hiç tuzları olmayacak mı? Devlet vergi indirimleriyle mobilya sektörüne destek olmaya çalışırken hammaddeci suntacılar Nato Kafa Nato Mermer mi olarak kalacak. Anlatılanlara göre sunta sektörünü iki büyük oyuncu domine ediyor. Biri Yıldız Entegre, diğeri Kastamonu Entegre. Sektörde rekabet filan yok. Bu iki şirket neredeyse pazarın %80'ine hakimler. Böyle olunca da mobilyada fiyat düşüşü de yükselişi de bu iki şirketin dudağının ucunda. Mobilya sektörünün hazırladığı rapora baktım. Kurda 2016'dan 2018'e kadar ortalama artış %55'lerdi. Yonga levhalarda artış %69 ila %185 arasında. 40 liralık ürün 114 liraya çıkmış. Masifte de %128 artış yaşanmış. Keza döşemede de benzer bir durum var. Uzun uzun anlatmayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Belli ki enflasyonla mücadelede alt sektörlere kadar oyun markajına devam edilecek. Umarım rekabet kurulu da bu işe el atar da sunta sektöründeki tekelleşmenin fiyatları belirlemede etkili olup olmadığını inceler. Dilek Güngör, Sabah